aslında Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri, bu haftaki programımızda 22. sözün 2. lemasından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. 2. lema, bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et. Göreceksin ki bir Sani-i Zülcelal'in, bir Fatıh-ı Zülcemal'in, o serilmiş ve serpilmiş masnuattan her bir masnu üstünde halık ettiği bir şeye mahsus bir sikkesi ve her bir mahluku üstünde sani-i külli şeye has bir hatemi ve kalem-i kudretin birer menşur olan saif-i leyl ve nahar, yaz ve bahar tezgahında yazılan tabakat-ı mevzudat üstünde taklit kabul etmez bir turay gadrası vardır. Şimdi o sikkelerden, o hatemlerden, o turralardan numune olarak birkaçını zikredeceğiz. Mesela hesapsız sikkelerinden, hayat üzerinde koyduğu çok sikkelerinden şu sikkeye bak ki, bir şeyden her şey yapar, hem her şeyden bir tek şey yapar. Çünkü nutfe suyundan ve hem içilen basit bir sudan hesapsız ağza ve cihazat-ı hayvaniyeyi yapar. İşte bir şeyi her şey yapmak elbette bir kadir-i mutlakın işidir. Hem yenilen hadsiz taamlardan, o taam ise hayvani olsun, nebati olsun, o müteaddit maddeleri has bir cisme kemal-i intizam ile çeviren ve ondan mahsus bir cilt nesleden ve ondan basit cihazları yapan elbette bir kadir-i külli şeydir ve alim-i mutlaktır. Evet, Halık-ı Mevt ve Hayat şu desgah-ı dünyada hikmetiyle hayatı öyle bir kanunu emriye-i mucizuma ile idare ediyor ki o kanunu tatbik ve izah etmek bütün kainatı kabzayı tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. İşte eğer aklın sönmemiş ise, kalbin kör olmamış ise anlarsın ki bir şeyi kemal-i suhulet ve intizamla her şeyi yapan ve her şeyi kemal-i mizan ve intizamla sanatkarane bir tek şey yapan her şeyin saniyine has ve halık-ı külli şeye mahsus bir sikkedir. Mesela görsen harika pişe bir zat, bir dirhem pamuktan, 100 top çuha ve ipek veya patiska gibi mütenevvi sayıl kumaşları o tek dirhem pamuktan nesletmekle beraber helva, baklava gibi çok taamları dahi ondan yapıyor. Sonra görsen ki o zat demiri ve taşı, ballı ve yağı, suyu ve toprağı avucuna alır. Bir güzel altın yapar. Elbette katiyen hükmedeceksin ki o zat öyle kendine has bir sanata maliktir. Bütün anası da arziye onun emrine musahhat ve bütün mevali de turabiye onun hükmüne bakar. Evet, hayattaki tecelli, kudret ve hikmet bu misalden 1000 defa daha aciptir. İşte hayat üstündeki çok sikkelerinden bir tek sikke. O zaman ikinci lema ile ilgili birkaç şıkla sualımız olacak. Birinci olarak başta geçen bak şu kainat bostanına, şu zeminin bağına, şu semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne dikkat et cümlesini tevhid ile bağlantı kurarak açıklar mısınız? Şimdi hocamız, bu 22. sözün 1. makamı burhanlar var değil mi orada? Burhanlar. Orada Cenab-ı Hakk'ın varlığına dair deliller getiriliyor. Burhan zaten delil demek zaten. Bu ikinci bölümde tevhid birliğine dair. Yani ikiye ayırmış değil mi? Evet. Burhanlar varlığına dair Cenab-ı Hakk'ın. Bu da birliğine dair. Cenab-ı Hakk'ın zatı da bir, sıfatları da şeriksiz. Allah'ın birliği denince Cenab-ı Hak hem vahittir hem ahattir değil mi? Hem de ferttir. Üçü de Allah'ın birliğini ifade ediyor. Evet. Sıfat fert ismi için vahid ve ahad isimlerini bir tazammül edin diyor. İkisini için alıyor. Evet. Kısaca ona da temas edelim. Ahad Cenab-ı Hakk'ın zatının bir olması. Zatında şerik olmaması. Yani vacip olan, kadim olan, baki olan ondan başka kimse yoktur. Bu Cenab-ı Hakk'ın zatının birliği, ehad. Vahid de sıfatlarının şeriksiz olması. Yani sonsuz kudret sahibi, sonsuz ilim sahibi, mutlak irade sahibi. Ondan başkası yoktur. Evet. Bu da sıfatlarında şeriki yok Cenab-ı Hakk'ın.
Vahid de bunu ifade ediyor. Fert ikisini birden içine alıyor. Yani ne zatında ne de sıfatlarında şeriki olmayan, benzeri olmayan tek zat Cenab-ı Hak'tır. Evet. Fert ismi de bu ikisini birden tazımın ediyor. Üstad da üstadımız da bu güneşin ziyasının her şeyi ihat etmesini vahidiyete misal veriyor. Allah'ın sıfatlarında şeriki olmayışı. Evet. Her parlak şeyde bir nevi cilve-i zatıyla görünür diyor. Değil mi? O da zatının birliğini ifade ediyor. Şimdi bu lema ikinci kısım yani tam tevhide dair. Onun için ifadeler de ona göre seçilmiş. Bak şu kainat bostanına deyince kainat bir tek şeydir. Değil mi? Bir tek bostan. Evet. Şu zeminin bağına, zemin bir tek bağdır. Şu semanın yıldızlar yazılmış yüzüne dikkat et. Yıldızlar, sema bir tek yüzdür. Yıldızlar değil mi? Sema yüzü diyoruz. Gökyüzü. Gökyüzü, zemin yüzü ama kainat siması yeni bir tabir. Evet. Diğerleri Türkçemizde de var. Değil mi? Demek ki kainatta tümünü ihat edebilse nazarımız onu da bir sima gibi görebileceğiz. Nasıl şu simanın şeriki olmazsa o simanda şeriki olmaz. Yani insan simasında kulakları başkası, ağzı başkası yapmış olabilir mi? Evet. Çünkü hepsi bir tek sima zaten. Mesela buna kesretten vahdete geçmek diyor. Kesretini vahdeti görmek yani. Kesret nedir? İki kulak, iki göz değil mi? İşte burun, ağız falan, çene kesret oluyor. Evet. Çokluk. O tümü bir sima oluyor. Vahdet. O zaman o vahdette iştirak olmaz. Yani yüzdeki organların yarısını birisi yapmış olamaz. Mesela her zaman örnek veriliyor. Mesela beş kesrettir değil mi? Beş parmak. Beş. Ama bir yere gelip bir el olmuş. El vahdettir. Vahdet. Elde iştirak olmaz yani. Üç parmağı bir ilah, iki parmağı bir ilah yapmış olamaz. Çünkü bu bir şeydir zaten. Evet. İşte bu manada sadımız burada da tevhid ifade eden ifadeleri kullanmış. Kainat bostanı, bir tek bostan değil mi? Zemin yüzü. Evet. Zeminin siması değil mi? Zeminin bağı. Zemin bağı. Yıldızların yüzü. Evet. Değil mi? Gökyüzü. Bu tabirle bize neyi hatırlatıyor? Besmele'nin sırlarını değil mi? Evet. Besmele'nin sırlarında az farklı bunlar geçiyor yani. İnsan siması yerine burada yıldızların yüzü geçmiş. Orada bahsede kısaca hatırlayalım eğer müsait olursa. Sanki ilgili konumuzla değil mi? Üstad Besmele'nin sırlarını anlatırken birinci sırda kainat simasında, arz simasında, insan simasında birbiri içinde birbirinin numunelerini gösteren üç sikke ehadiyet mi bulunur buyuruyor. Evet. Allah'ın birliğinin üç mührü var yani. Kainat siması, kainat bir tek sima. Uçsuz bucaksız görünüyor mu bize? İlla bir başı ve sonu vardır bunun. Bize göre uçsuz bucaksız. Zatında illa evveli ve ahiri vardır değil mi bu? Evet. Onun tümünü görebilsek kainatta bir siması vardır. Arz siması bulunduğumuz şehirde ancak belli bir mekanı görsek bile ilmen biliyoruz ki dünyanın bir siması var. Evet. Değil mi? Fotoğraflardan görüyoruz, işte haritalardan görüyoruz. Onun da bir arzında bir siması var. İnsan da bir siması var. Üstadımız Besmele sırlarında Bismillah Allah isminin bütün alemlere baktığını, bütün alemlerdeki bütün esma tecellilerini için aldığını ifade ediyor. Bismillah. Er-Rahman deyince Rahman Rezzak manasındadır diyor. Kainattan arza iniyoruz. Arzdaki bütün canlıların rızıklanmasına bakıyor. Evet. İnsan dahil. Er-Rahim deyince canlılar da kenara çekiliyor. Ahirete namize tek canlı insan. Değil mi? Cinler başka. Hayvanat alemini konuşuyoruz. Burada Rahim ismi tecelli. Rahim ismi çünkü ahirete bakar. Onun için üstadınız burada Bismillahirrahmanirrahim'de bütün alemlerdeki esma tecellilerinden arza iniyor. Arza insan simasına geliyor. Harika bir tabii sır zaten. Kendi ifade etmiş bir sır. Kainat da Allah'ın tevhidini, birliğini gösterir. Arz da insan da diyor. Evet. Burada da işte yıldızların bunları bezemiş sema yüzü diyor. Semada bir yüzü vardır. Değil mi? O yüzdeki yıldızların bir kısmını başka bir kısmını başka ilaha veremeyiz. Evet. Zaten arz siması belli, insan siması belli. Evet. Öyle başlıyoruz ders. Tevhidle alakası bu yani. Evet hocam. Hı. İkinci olarak hocam külliyatta birçok yerlerde geçen ifadelerden halık-ı külli şeye mahsus bir sikke. Sani külli şeye has bir hatem. Tamam. Ve taklit kabul etmez bir turra-i gara. Bu sikke turra hatem üzerinde daha önce durduk bir programda. Evet.
Oraya fazla girmeden bu külli şey meselesinde biraz temas etmek istiyorum. Bunun en güzel örneğini üstadımız merkezin akış misali veriyor. Evet. Bir haliçenin ortasında bir merkezin akış var. Dokuma halılarda olur bu. Yani elle dokunanlarda, makine halılarında değil de. Elle bir halı dokunuyor. Onda da geçiyor. Olur mu? Burada daha net görünüyor yani. Şimdi halı dokunuyor. Ortada bir merkezin akış var. Halının her tarafında gelen ipler o nakışta birleşiyorlar. Değil mi? Evet. Ta üst köşeden dokumaya başladı mı halıyı, o merkezin akışı dikkate alarak dokumaya başlıyor değil mi? İmlekleri atıyor. Bu şekilde merkezin akış diyor Üstad. O merkezin akışı kim yapmışsa bütün halıyı dokuyan odur. Çünkü halının ortasına nakışı koyuyor. Şimdi kainatın bütün varlıklar aynı bu merkezin akış gibi. Bazen örnek veriliyor derslerde, sohbetlerde. Mesela bir evin diyelim lambaları sorarsınız. Şu lambaları nereden aldınız? Falan firmadan. Şu halıyı kimden aldınız? Falan mağazadan. Koltuklar falan mağazadan değil mi? Ayrı yerden alınabilir. Çünkü ayrı ayrı sanatlar bunlar. İlgisi yok birbirleriyle. Şimdi lambayı başka yerden alırız, halıyı başka yerden alırız. Ama kainat böyle değil. Kainatta halı diyelim yer yüzüyse halının desenleri lambadan dokunuyor. Değil mi? Güneşten. Evet. Sudan dokunuyor, havadan dokunuyor. Onun için biz halıyı ayrı, lambayı ayrı düşünemiyoruz kainatta. Hepsi bir şey çünkü. Vahdet bu işte. Evet. Onun için aslında halik-i külli şey hasb-i hatim dedi bu. Her şeyi yaratacak ki bir şey yaratabilirsin. Çünkü her şey her şeyle bağlıdır diyor başka bir risalesinde. Her şey her şeyle bağlı. İşte o merkezin akış gibi. Merkezin akış halının tümüne bağlıdır. Tümünü dokuyacak onu dokuyabilirsin. Nedir o merkezin akış? Herhangi bir hayvan. Nedir o merkezin akış? Herhangi bir çiçek. En güzel merkezin akış zaten insan. Değil mi? Evet. Bir çiçek de bütün kainattan dokunmuş. Şimdi bahar gelmese çiçek olabiliyor mu? Mesela mevsim olmasa. Olmaz. Olmuyor. Demek mevsimden de dokunuyor. Su olmasa dokunabiliyor mu? Dokunamıyor. Sudan da dokunuyor. Güneş olmasa, gece gündüz olmasa, hava olmasa. Yani ana hatlarıyla konuşuyoruz. Madem tümü lazım ki o çiçek dokunsun. O çiçek oldu merkezin akış. Halik-i külli şey, bu sayılan hepsinin yaratıcısı ancak o çiçeği zemin yüzünde yaratabilir değil mi? Bir bahçeye oturtabilir ya da bir ağaca takabilir. Bu mana bütün hayvanlarda, bütün çiçeklerde, bütün insanlarda özellikle rahatlıkla okunuyor. Onun için Üstad birkaç şey saydı. Ha, her bir masnu üstünde bakın, masnu deyince artık dediğim gibi insan, hayvan, bitki. Hep buna giriyor. Hepsi merkezin akış. Hepsi bütün halıdan dokunuyor. Halı ne? Kainat. Evet. Halı kainat, merkezin akış. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler. Evet. Hepsinin üzerinde şu mühür var. Halık-ı külli şeye mahsus bir sikke. Her şeyi yaratamayan beni yaratamaz. Değil mi? Sahini külli şeye has bir hatem. Her şeyi yapmayan beni yapamaz. Evet. Değil mi? Hatem malum. Sonunda hatime var ya son. Sondan gelir. Evet. Kendi manası o zaten. İşte bu saydığımız varlıklar da hem insan hem bitki hem de hayvanlar kainat yaratıldıktan sonra yaratılan şeyler. Onun için hatim tabiri kullanılmış. Evet. Mektup yazılır. Sonuna mühür vurulur. Hatime verilir. Mektubu hatime verilir. Oraya bir mühür vurulur ve imza atılır. Çünkü sanki kainat bir mektup. Her bir çiçek bir imza. Her bir hayvan bir imza. Her bir insan bir imza gibi, hatem gibi, mühür gibi. Evet. Mektubu yazamayan bizi yazamaz diyorlar. Değil mi? Bir de sahne külçe has bir hatemi. Sonra ve kudretin, kalem kudretin birer menşur olan sahif leyl ve nahar. Kalem kudretin. Çünkü kainatta her şey Allah'ın kudretiyle yazılıyor. Üstadımız kainata nasıl buyuruyor? Kitab-ı kainat diyor değil mi? Kitab-ı kainat. Yazan kalemi de kalem-i kudret diyor. Her mahluk o kitaptan bir kelime, bir cümle, bir sayfa mahiyetine göre. Aynı kalemle yazılmış ama. Evet. Aynı kalemle yazılmış. Mesela insanlarda bunun çok küçük örneği var. Biz zaten üslubuna aşina oluruz. Üslubuna. Değil mi? Kitabına bir başka cümle girse deriz ki bu onun değil. Bu burada katılmış buraya. Evet. Bu o kalemden çıkmamış. Değil mi?
Şimdi kainata neye baksak kudret kaleminden çıkmış. Kalem-i kudretin menşuru. Menşur neşrolunan mekan demek yani. Gazete veya kitap demek. Mekan ismi. Neye baksak Allah'ın kudreti yazılı belli yani. Bir şeye baktın mı bunu ancak Allah yazabilir. İnsanlar ne yazar? İşte şu şey yazar insanlar. Değil mi? Ne öğren çiçekler yazarlar insanlar. Ne kokusu vardır, ne büyür. İnsan da bazen örnek veriyoruz mesela diyelim arı yazıyoruz mesela arı. İnsan bir arı yazar. Yazar. Veyahut arı resmini yapar. Değil mi? Bu da katipsiz olmaz. Bir harf katipsiz olmaz. Arı kelimesi katipsiz olmaz. Ve arı resmi ressamsız olmaz. Değil mi? Ama bunda ne hayat var, ne bal var. Hiçbir şey yok. Ama yine de katipsiz olmaz. Evet. Değil mi? Ama gerçek arıya baktın mı o da Allah'ın bir kelimesi ama o kudret kelimesi. Allah'ın kudreti yazılmış. Bütün kainata süzülmüş yani. Kelimet kudret o demek. Bütün kainata gücü yetecek bir zat olacak ki kainatın bu arıyı süzsün. Yahut bu insanı süzsün. Onun için her varlık kalem-i kudret yazılmıştır. Nerede yazılmıştır? Sahif-i leyl ve neharda, yaz ve baharda. Evet. Yazılan her mahluk kudret kalemi yazılmıştır. Hangisine baksan bu Allah işte dersin. Başkası yazamaz bunu. Evet. O da evet. Sahif-i leyl ve nahar başka yerlerde de üstad diyoruz hem güneş diyor bir lamba olarak değil. İşte gece gündüz, kış yaz tezgahında dokunan mensuzatı, sanatı Rabbani'nin birer mekiği. Merkeb-i Nur, hani Merkeb-i Nur bir vakkası. Ne güzel Allah. Mekik gidip geliyor ya, gece gündüz gidip gelirken biz dokunuyoruz. Allah Allah. Nur vakkası, güneş. Allah Allah. Şimdi Üstad Nur vakkası deyince ne aklınıza geliyor? Tabiat-ı Sâresindeki eczane misali değil mi? Şimdi eczaneye gidiyoruz. Efendim söyleyeyim, farklı ilaçlar var orada. İşte her bir şeyden kavanozdan diyor belli miktarda ölçüyle madde alınmış, bir araya getirilmiş, ilaç olmuş. Sonra ambalaj yapmış, bir kutuya konmuş her neyse rafa dizilmiş. Şimdi buyuruyor ki orada hiç mümkün mü diyor bu ilaçlar kavanozlar bir devrilsin de hani aksınlar hepsi. Sonra her bir ilaca lazım maddeler bir aile gelsinler, toplanıp o ilaç teşkilsinler. Mümkün mü bu diyor değil mi? Evet. O hatırıma geldi bir anda. Şimdi mürekkebi nur bir okka. Şimdi güneş bir mürekkep okkası dökülüyor. Dökülüyor mu? Yazlar çok çok mükemmel. Evet. Değil mi? İnsan da o dökülen mürekkepten yazılıyor, arı da yazılıyor, çiçek de yazılıyor, çam ağacı da, katran ağacı da. Değil mi? Evet. 1.500.000-1.600.000 tür hayvan var diyorlar. Belki de artmıştır şimdi. Hepsi o dökülen mürekkepten yazılıyor. Değil mi? Mürekkebin işi değil bu. Evet. Değil mi? Mürekkep işi değil. O mürekkeple Cenab-ı Hak bizi yazıyor. Evet. Hava da bir mürekkep, toprak da bir mürekkep, su da bir mürekkep. Güneş, mürekkep nur bir okka. O nur mürekkep. Biz de bunun tümünden mürekkep. Değil mi? Evet. Terkip edilmiş, yazılmışız. Bu iş kendi kendine olmaz manasına çok harika bir misali var Üstad'ın tabiat hissalesinde. Onu hatırladım da siz konuşunca. Allah razı olsun. O zaman üçüncü olarak Halık-ı Mert ve Hayat şu desgah-ı dünyada hikmetiyle hayatı öyle bir kanun-u emriye-i mucizuma ile idare ediyor ki o kanunu tatbik ve izah etmek bütün kainatı kabza-i tasarrufunda tutan bir zata mahsustur. Aynı mana yine biz çiçekleri, insanları misal verdik. Mustafa da mutlak olarak hayatı aldı. Hayat mucize bir eser yani taklit edilemiyor. Satürre en basit hayat diyor. Nebatat hayatı değil mi? Çekirdekteki hayat. Ukde hayatiye. Evet. Ne oldu? Hala beşerin meçhulü. Evet. Değil mi? Kaynatıyorsunuz daha bitmiyor. Orada ne var ki ölüyor da ondan artık bir şey bitmiyor. Evet. Değil mi? Bir şey var orada. Bitki hayatı, onun daha gelişmiş şekli işte hayvanların ruhları, en mükemmeli insan hayatı, gördüğümüz eşyada. Melek hayatı başka. Buradaki hayat daha çok kainattan süzülen hayat. Meleklerin kainatla alakası yok. Onlar nurdan yaratılmışlar deniyor. Onun nurunda mahiyeti bilmiyoruz. Yani bakın nur olan esması olur, sıfatı olur. Değil mi? Ama biz buradaki örnek hayat kainattan süzülmüş. Kainatın bir esası.
Hayatı diyor öyle bir kanun emriyle mucizmayla idare ediyor ki o kanunu tatbik ve idare etmek kime mahsustu? Bütün kainatı kabze tasarrufunda tutan zaten. Yani tasarruf elinde tutan zat ancak ne yapabilir? Hayatı yapabilir. Çünkü bir olmasa hayat olmuyor çünkü. Evet. Değil mi? Hava içecek hayat olmuyor. Su içecek hayat olmuyor. Dünyanın eğimi değişse mevsim olmuyor. O kadar birbirine bağlı ki kainat. Bir tek şey kainat. O bakımdan bunlar hiçbirinde hayat yok. Mucizma dediğim sadın o. Hayat hiçbirinde yok. Hiçbirinde hayat yok. Bir araya geliyor hayat oluyor. Bunun izahı mümkün değil. Beşer bunu bugüne kadar izah edememiş. Bitki hayatını dahi. Ruhu zaten hiç izah edilememiş. O kanunu tatbik etmek ancak bütün kainatı idare eden zata mahsus. İşte kanun emriye tabiri geçti orada. Onu da kısaca temas edeyim. Emir, ustad ruh için tarif yaparken bir kanun emridir, emridir diyor değil mi? Bir kanun emri. Alemleri ikiye ayırıyorlar. Zaten ayette de öyle geçiyor. Gulî ruhum emir Rabbi. Ruh Allah'ın emrindendir. Bunu Allah'ın bir işidir, Allah'ın bir sanatıdır diye meal verenler de olmuş. Ruh emir aleminden bir mahluktur diye mana vermiş. Üstad bu mana üzerinde duruyor. Emir alemindendir ruh. O zaman alem ikiye ayrılıyor. Halk alemi, emir alemi. Başka tasnifler de var. Mesela alem-i şehadet, alem-i gayb. Görünen aleme alem-i şehadet diyoruz. Görünmeyene alem-i gayb diyoruz değil mi? Evet. Alem-i dünya, alem-i ahiret diyoruz. Alem-i mülk, alem-i melekut. Eşyanın dış yüzüne mülk alemi diyoruz. İç yüzüne melekut alemi diyoruz. Aynı şekilde alem-i halk, alem-i emir diye ikiye ayrılmış alem. Başka bir tasnifte. Alem-i halk, ikisi de mahluk bunların da. Niye buna halk demiş, ona emir demiş? Sanki idare edenler edilenler gibi. Edenler edilenler. Mesela toprak alemi halktan, yer çekimi alemi emirden. Değil mi? Mesela insan bedeni alemi halktan, ruhu alemi emirden. Ruh da mahluk ama karakter, özellik olarak ruh bedeni idare ediyor. Yani idare edilenler grubuna alemi emir deniyor. Bunun merkezi de arştır deniyor. Bütün alemde arştan idare ediliyor. Arştır. Arşın tarifinde ilahi emirlerin melekler ilk tebliğ edildiği makam deniyor. Bir makam orası. Mahiyetini Allah bilir. Ama bir derece Üstad bize şöyle baktırmış. Kalp de diyor bir arştır. Nasıl insanın kalbi madden görünmüyor? Manevi kalbi, ruhu. Bütün beden o idare ediyor. Arş da göremiyoruz ama bütün görünen alem arştan idare ediliyor. Evet. İdare merkezi. İşte hayat da, bu da hayat ruh manasında geçiyor daha çok. Yani ruh da alem-i emirden. Niye hayat denmiş burada? Bitkiler de için alsın diye. Yani hayatın kemali ruh sahibi hayattır ki o da insanlar ve hayvanlardır yani. Bitkide hayat vardır ama ruh yoktur. Evet. Hayatın bazı alametleri vardır bitkide. Bazen soruluyor ruhla hayat aynı şey mi değil mi diye. Burada yer gelmişken söyleyeyim. Ruhun birçok sıfatları vardır. Ama temel sıfatı hayattır. Yani hayat ruhun bir sıfatıdır ama esas sıfatıdır. Yani ruhun bir başka sıfatı iradedir. Bir başka sıfatı görmedir. Bir başka sıfatı işitmedir. Ama hayat olmasa hiçbir olmaz bunların. Evet. Değil mi? Yani bunlar hayata bağlı sıfatlardır. Ama yine de tarif böyle yapılabiliyor. Hayat ruhun bir sıfatıdır. Ama temel sıfatıdır. Bu ruhu olsun, bitkilerin hayatlarını olsun. Ancak kim idare yaratabilir? Bütün kainatı idare eden zat onu bir mucize olarak yaratabilir. Ve yaratmış zaten. Evet. Güneşte hayat yok, havada hayat yok, suda hayat yok. Gecede yok, gündüzde yok. Bitkide var. Nereden geldi bu hayat? Mucize işte. Evet. Mucize. Evet. Bir şeyden her şeyi halk etmek tabiri de külliyatta birçok yerde geçer. Burada da geçti o zaman. Geçti doğru. Bu da Allah'ın ayrı bir mucizesi yani. Bir şeyden her şeyi yapar. Evet. Her şeyden bir şey yapar. Üstad ona örnek verdi ya. Bir pamuktan buyurdu. Yusuf Çuha evet. Patiska yapılıyor. Ayrıca helva baklava da yapılıyor. Evet. Çok zıt şeyler. Evet. Değil mi? Zıt şeyler. Şimdi mesela bir kendi örneğini verelim. Nutfe suyundan, hem basit bir sudan, içilen basit bir sudan. Nutfe suyu bir su işte. Evet. Değil mi? Sıvı. Çok küçük bir noktada
onun tümü değil, onun çok küçük bir noktasında insanın programı var. Değil mi? O programdan bir sıvı nihayet. Hadi kan çıkıyor diyelim, o da sıvı. Kemik de oradan çıkıyor, saç da oradan neticede çıkıyor, netice olarak değil mi? Evet. Akciğerimiz, karaciğerimiz, kanımız, pankreasımız, efendim, ince bağırsakımız, kalın bağırsakımız, midemiz, enteresan bir şey, gözümüz, kulağımız, hepsi o noktada yazılı. Bu her şey o bir şeyden yapılıyor. Evet. Yapıldı mı bir şey her şey? Olduk insan. Bu sefer ne yesek insan oluyor. Bir organı alalım sadece mesela diyelim. Veya tümünü de alabiliriz. İşte sade patates yiyorsunuz. Aynı şeyden gözünüz, kulağınız, ciğeriniz, eliniz, ayağınız, efendim söyleyeyim, kanınız, saçınız oluyor aynı şeyden. Domates yiyorsunuz yine aynı şeyden oluyor. Değil mi? Bu da her şeyden bir şey yapmak. Bir beden. Yahut bir organ. Yahut bir kan. Neden oluyor? Her şeyden oluyor. Ne yesen o oluyor. Ne yesek o oluyor. Böyle fabrika beşer sanatı içinde mümkün değil görünmezden. Bir fabrika var ki ham madde olarak neyi koysan mamül madde aynı çıkıyor. Nedir mamül madde diyelim? Kumaş. Sadece kumaşı sana veririm. Mamül madde kumaş. Ham maddesine kumaşın pamuk yahut yün. Ama sen buradan şeker pancarı veriyorsun oradan kumaş çıkıyor. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Allah'ın sanatlarında oluyor işte. Ne versen, mamül neyse o çıkıyor. Hiç değişmez. Mamül ne? Dediğim hücre. İnsan hücresi, kan hücresi mesela değil mi? Mamül bu. Ya saç hücresi, saç. Ne yesen o oluyor. Her şeyden bir şey oluyor. Böyle bir fabrika. Allah'a mahsus. Evet. İşte önce mucize dedi ya, evet. Mucize numarayla. Evet, peki. Halık-ı mevt ve hayat kavramını da kullanmış Üstad. Halık-ı mevt hayat, Allah... Bu şeyde geçiyor, ayette geçiyor. Cenab-ı Hak ölümü ve ellezi halıkı mevte vel hayata. Öyle bir zattır ki mevti ve hayatı yarattı. Önce ölümü yarattı buyuruyor, sonra hayatı yarattı buyuruyor. Evet. Ölüm olması için daha önce bir hayatta olması lazım ki ondan hayat çıksın değil mi? İşte onun gitmesiyle ölüm çıksın. Bunu da nasıl anlıyoruz? Yani bu kainatın, bütün varlık aleminin çekirdeği Nur-u Muhammed'i. Sazın yani hadise geçiyor ya, Allah'ın yarattığı ilk mahluk benim nurumdur. Evet. Şimdi o nur hayat sahibi işte. O nur hayat sahibi. Melekler de o nurdan yaratılıyor, ruhlar da o nurdan yaratılıyor, arş da o nurdan yaratılmış. Yani bunun örneği var zaten. Bir çekirdekten ağacın yaratılması gibi, nutfeden bütün organların yaratılması gibi. Aynı kanun Nur-u Muhammed'lerin bir mahiyetini bilemiyoruz. İsmi o yani. Nur, bütün esma tecellilerinin kendisine toplandığı hayattar bir çekirdek. Evet. Yani, şimdi ondan bütün alemler yaratılıyor. Cansızlar da onurdan yaratılıyor. Değil mi? Güneşli, havası, suyu da, taşlı toprağı da onurdan yaratılıyor. Evet. O zaman ne olmuş oldu? Hayattan ölüm yaratılmış oldu. Onun için Cenab-ı Hak ölümü hayatı yarattı derken demek ki önce cansız alemi yaratıyor Cenab-ı Hak. Sonra o cansız aleminden, çünkü önceki safhayı göremiyoruz. Nur-u Muhammed'den cansızlığın yaratılması safhasını geçiyoruz. Cansızlı aleme bakıyoruz. Cenab-ı Hak bu cansızlı alemini yarattı. Sonra ondan hayatı yarattı. Evet. Değil mi? Bir mucize. Onun için ölüden diri, diriden ölü çıkarmak ayette geçiyor ya. Orada önce ölü geçiyor. Evet. Ölüden diri, diriden ölü. Değil mi? Yumurta, ölü, tavuk, diri. Ölüden diri çıkarıyor Cenab-ı Hak. Sonra o diriden tekrar ölü çıkartıyor. Elementler ölü, İnsan diri. Evet. İnsan ölüyor, tek elemente dönüşüyor. Değil mi? Evet. Ölüden diri, diriden tekrar ölü yaratılmış oluyor. Bu da Allah'ın ayrı bir sürekli icra ettiği ayrı bir ilahi sanatı. Evet. Ayrı bir mucizesi yani. Evet. Başka bir ayette de hocam geçer ya. Ve küntüm envaten fe ahyakum. Siz ölüydünüz, sizi biz diriltti. Ahyakum, sizi biz dirilttik. Evet. Evet. Peki. Bu Nur-u Muhammedi'den yani başka yaratılan mahlukatta var mı yani? İşte her şey ondan yaratılmış da. Evet. Dedim ki işte önce kalem yaratıldı deniyor. İşte ruh ruhlar yaratıldı, melekler yaratıldı deniyor. Evet. Hadis değişik hadislerde şeyler var, açıklamalar var. De kainat doğrudan doğruya Nur-u Muhammed'den yani bu cansız alemi doğrudan yaratılmamış da ustadın ifadesini onu anlıyoruz. Nur-u Muhammed'den bir madde acıniye yaratılmış diyor.
Ondan semavat ağacı yaratılmış diyor Üstad. Evet. Bu Üstad'da gördük bunu. Yeni bir şey yani. Evet. Bu şeyde geçiyor zannediyorum. Mesnevi'de geçiyor. Değil mi? Evet. Semavat ağacı bitişikti. Biz onu ayırdık. Ayet-i İnzal ederken Üstad'ımız bu şeyi veriyor yani. Nur-u Muhammed'den yaratan bir madde aciniyeden. Evet. Değil mi? Ondan bir kainatın temel olacak bir madde de o Nur-u Muhammed'den ayrıca yaratılmış. Evet. Sonra ondan kainat yaratılmış. Evet. Onu infisal etmiş diyor. Ayrılmış birbirinden. Ayet-i Üstad bu manayı veriyor orada. Evet. Allah razı olsun. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takipçileri de bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.